Neydi? Evet, Recai Aksu hazırmış. Recai Aksu, günaydın. Günaydın sevgili Namık Koçak. Evet, ilk önce şeyi söyleyelim istersen. NATO Genel Sekreteri bugün Ankara'da, Evet. özellikle Türkiye'de seçimin ardından tabii Batı'nın Ankara'nın İsveç'in NATO üyeliğine bir an önce onay vermesi gerektiği yönünde açıklamalar, mesajlar sürüyor ama bugün geliyor, geldi yani bugün burada ve Ankara'da olacağı ve AKP Genel Başkanı, taraflı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılacağı ve ikili görüşmeler yapacağı belirtiliyor. Yani bunu söyleyelim. Bu arada şunu söylemek istiyorum sevgili Namık Koçak. Hani sadece hani Batı'nın şeye yönelik, işte iktidara yönelik mesajları falan var deniyor ama şunu bir kez daha söylemek istiyorum. Federal Almanya Meclisi'nin uluslararası ilişkiler, güvenlik ve insan hakları alanındaki danışmanlarından Doktor Anastasiya Vignatskaya-Mann'ın bir açıklaması var. Sadece Erdoğan'a verilen desteğe odaklanılmaması gerektiğini söyledi. Oysa tüm güçlüklere rağmen diyor, tercihlerini demokrasiden yana yapanlara da odaklanmak gerekir diye bir açıklaması var. Yani Erdoğan lehine yürütülen güçlü propagandaya ve büyük ölçüde kontrol altına alınan medyaya rağmen Türk toplumunun yarısı Erdoğan'a oy vermedi. Diyor ki bunu Tele1 ekranlarında Evet. hem sen hem genel Evet. yayın yönetmenimiz yani Merdan Yanardağ bunu defalarca dile getirdi. Yani bu kesimin oylarıyla demokrasi, özgürlükler ve Avrupa değerleri için çok güçlü bir siyasi iradede bulundular diyor bunlar. Onun için bu diyalogumuzu, yani özellikle sivil toplum örgütlerinin diyalogumuzu da kesmeyelim diyor. Bunu da açık açık ifade ediyorlar, söyleyelim. Bu arada sevgili Namık Koçak, bu seçimlerin sonucunda Alman siyasetçilerden Erdoğan seçmenlerine yönelik tepkiler gelmeye başladı. Ve çifte vatandaşlık durdurulsun talepleri geliyor sevgili Namık Koçak. İlginçtir. Almanya'da Türk seçmenlerin hani çoğunluğunun Evet. işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermesi ve Erdoğan'ın yeniden seçilmesi sonrası hani sevinç gösterileri falan olmuştu. Alman siyasetinin hararetli tartışmalara neden olmaya başladı. Ve bu arada muhalefetteki birlik partilerinden yani bu CDU, CSU'nun sağ popülist, ırkçı parti, Almanya için alternatif partisi de dahil yani yeni vatandaşlık yasasının durdurulmasını talep ediyorlar. İlginç gerçekten. İlginç, Bavyera evet. Eyaleti Dışişleri Bakanı Joachim Herrmann diyor ki hükümetin planı gelecekte daha fazla Alman vatandaşının yabancı bir ülkenin seçimine katılmasına ve muhtemel oradaki otokratlara oy vermesine katkıda bulunacak diyor ki yapmayalım diyor ve gerçekten Erdoğan'a oy verenlerin uyumsuz olarak nitelendiriyorlar. Böyle de bir tartışma var. Tabii sen de biliyorsun özellikle geçtiğimiz programlarda ifade etmiştim. Alman hükümeti daha 2 hafta önce Almanya'da başta olmak üzere Türkiye kökenliler için özellikle olmak üzere göçmenlerin uzun yıllar beklediği çifte vatandaşlığın verilmesi isteniyordu. Bu arada Züttoç'a Zeitung gazetesinde yani çok negatif gelişmeler de yaşanıyor hakikaten. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın seçimlerinin ardından eyalet parlamentosundaki mesela örneğin Baden-Württemberg'de ana dille ilgili tartışmalar var. Devlet denetimine alınmasını istiyorlar ve buradaki özellikle çok açık bir şekilde halihazırda Baden-Württemberg'deki konsolosluklar yabancı kökenli çocuk ve gençler için Türkçe gibi dillerde dil eğitimi veriliyor biliyorsun. Bu da dil öğretimin yanı sıra giderek otoriterleşen bir hükümetin öğrenciler üzerindeki doğrudan etkisi anlamına geliyor deniyor ve gerçekten yani özellikle SPD'den de bulunan Gökay Sofoğlu'nun açıklamalar var. Yapmayın bunu diyor, doğru değil diyor. Ama bu arada Yeşiller'den Tomas Poreski diyor ki devlet gözetiminde kökten dilde ders eğitimi verilmeli. Ancak diyor burada diyor ana dilde eğitimin yeniden düzenlenmesi gerekir ve Türkiye'de bir öğretimin içeriği ve pedagojinin demokratik bir anayasal devletin standartlarına uymalı diyor ve özellikle Almanya'da eğitim almış öğretmenler tarafından bu dersler verilmeli diyor. İlginç, ana dil dersi de buna ilişkin tartışmalar yaşanıyor. Bu arada sevgili Namık Koçak, tabii Konrad Adenauer Avrupa medyasında şunlar da var. Konrad Adenauer Vakfı tarafından Türkiye'deki bu Z kuşağı tarafından yapılan bir araştırma var ve gençlerin %163'ü tercih imkanı olsa başka ülkelere yaşamak istediğini zaten belirtmişlerdi. Bunu söyleyelim. Bununla ilgili Frankfurt'ta Rundschau'da bir haber var ve çok önemli aslında, çoğunun artık özellikle Erdoğan'ın zaferinden sonra deniyor. Daha fazla doktor yurt dışına gitmek istiyor deniyor ki sen defalarca bunu açıkladın. Türkiye'deki yoksulluk Evet, sınırı evet. 33.752 lira ve bununla ilgili de
Almanya'da her 6 meslek dalından birinde iş gücü açığı olduğu da belirtiliyor ve Türk Tabipler Birliği'nin Frankfurt Rundschau'da açıklamaları var. Bunu da söylemiş olalım. Özellikle Almanya kalifiye iş gücüne bedavaya konuyor diyebiliriz. Bunu da söyleyelim. Siz harcayacaksınız milli servet olarak. Onları burada yetiştireceksiniz. Doktorları oraya göndereceksiniz. Bunlar da tabii kabul edilebilir bir durum değil. Geldiğimiz nokta bu sevgili Namık Koçak. Bu arada yine Frankfurt Rundschau'da bir haber var. Erdoğan diyor para arayışında. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi döviz piyasasında iyi karşılanmadı. Yani açık bir şekilde söylüyorlar. Önemli bir engel olan 20 liranın üzerine çıktığı doların ifade ediliyor. Ve gerçekten Türk parasının son 5 yılda dolar ve euro karşısında değerinin yaklaşık %80'ini kaybettiği ifade ediliyor. Ve 2018 barında insanlar 1 dolar için 4 lira ödüyordu. Açıklaması var ki bu arada deprem bölgesine ilişkin de yeniden inşa etmenin 103 milyar dolar civarında maliyeti olduğu da ifade ediliyor ve en son tahlilde Uluslararası Para Fonu'na yardım kredisi talep etmekte bulacağını düşünüyorlar. Bunu da buradan bir söyleyelim. Bu arada Türkiye'de özellikle Türk halkının demokrasiden vazgeçmediği ifade ediliyor. Almanya'da tabii bu arada Irkçı Parti AfD'nin de yükselişi var sevgili Namık Koçak. Yani bu Almanya için alternatif partisi var ya, ırkçı faşist bir parti ve şu anda aşağı yukarı SPD'nin oylarına kadar yükselmiş durumda. Bunu değerlendirmek gerekiyor. Bu arada dünyada gıda fiyatları son 2 yılın en düşük seviyesine gerilerken Türkiye'deki durumu da sen malum sürekli dile getiriyorsun. Bunu da söylemiş olalım. Bu arada kadın hakları gerçekten Belçika'da kürtaj yaptıran kadın çalışan işten çıkaran işverene cinsel ayrımcılık cezası verildi sevgili Namık Koçak. Bu da ilginç. Yani gerçekten evet, sen evet. Burada İstanbul Sözleşmesi'nden çıkarken bunu yaparken. Bu arada bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Özellikle şunu da belirteyim. Ali Yüksel var. Şu anda yeniden Refah Partisi'nden milletvekili olan. Yıllar önce kendisinin eski milliyette, senin de milliyette çalıştığın dönemleri hatırlayalım. Birlikte milliyette çalışmıştık. Ben kendisiyle görüşmüştüm. Bir de itiraz etmiş. Yok öyle bir şey yoktu falan diye. Kendisi bana telefonda açık bir şekilde ifade etmişti. Şok eşliliği. İtiraz da etmemişti. Kendisine sorulsa söyler demiştim ama şimdi anladığım kadarıyla iddia falan filan dönüyor. Kendisi da bir doğru taraftan değil. Almanya'da eşi sermayenin de öncülerindendi değil mi? Evet aynen. Yılbaşlar, kombasanlar. Evet, çok. Aynen senin söylediğin gibi İslam Holding mucidi ve Erdoğan'ın da AKP Genel Başkanı, Taraflı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da danışmanıydı. Bunu da buradan söyleyelim. Bir de rahmetli Mehmet Aklan'ı sen çok yakinen tanırsın. Yani birlikteydik. Bu haberleri birlikte yaptık. Özellikle Almanya'nın Zoos kentinde kendisi Şeyhülislam seçildi. Şeyhülislam. Şimdi böyle bir zihniyetin iktidarda olduğunu düşünelim sevgili Namık Koçak. Evet. Ne demek bu? Ne anlama geliyor? Mehmet Aklan'la beraber izledik bunu ve kendisi de ona ilişkin söylemişti ve ben kendisi telefonla görüşmüştüm. İtiraz ediyorsa mahkemeler orada. Kendisi söyledi ve ben de bunu Milliyet'te yazdım. Hatta daha ileri gitsinler, Milliyet'in arşivine baksınlar. Orada da açık bir şekilde görürler. Kendisinin çok eşliliği kabul ettiğini, açık açık söylediğini de görebilirler diyorum. Evet. Sevgili Namık Koçak. Evet, Recai çok çok teşekkürler katıldığın için. Kısa bir ara veriyoruz. Tekrar görüşmek üzere, sevgiler. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra Cumhuriyet Gazetesi yazarı Şair Özdemir İnce bizimle birlikte olacak.